Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nazmiye abla, Karadeniz yemeklerini tencere içinde gördüğüm zaman sadece görünüşüyle bile böyle doyduğumu hissediyorum ya. O kadar güzel görünüyor ki değil mi? Bu mısır unu mu var? Afiyet olsun. Böyle hani... Tabii ki. Allah Allah. Özel ne yemiyor? Özel iki kere ellenmiş gürcü kavurmamızdır gürcü bu bizim. Evet. Neler var içinde? İçinde neyimiz var? İki kez ellenmiş, ince ellenmiş unumuz var. Evet. Tereyağıyla kavruluyor. Evet. Bol miktarda etimiz var. Ağzımıza layık olur inşallah. Evet. Genelde dana eti tercih. Evet. Orada evet. Ne var? Birinci burada tercih. Bu da bizim olmazsa olmazımız pancar yemeğimiz. Çok severim. Evet. Mesela büyük şehirlerimizde de Karadeniz restoranlarımızda mutlaka evet. Pancar yemeği ya da lahana çorbası değil mi? Kara lahana tabii çorbası. Ki, tabii bu ki ikisini orada. Bulursunuz. Burada ne var? Bu inanılmaz bir manzara şu an. Şimdi bu sarmaların burada ne işi var? Bu sarmaları biz sizlere afiyetle yesinler, şifa olsun diye pişirdik. Ne kadar İnşallah. İyi düşünmüşsünüz. Afiyet adı olsun. Ne? Şimdi bu bizim çekintiyle yaptığımız pancar sarmamız. Çekinti özellikle içinde çekinti alakalı. Mısır. Evet. Mısırla yaptığımız ama çekilmiş hali. Galiba kuzinenin kalbinde de bir şeyler var. Sanki geçen... Evet. Bu mısır şimdi ekmeği bu mi? Bizim mısır ekmeğimiz. Pancar yemeğimizin yanında biz mısır ekmeksiz bilmiyorum. Olmazsa peki, olmazımız. Ne? Çok soru soruyorum ama. Acıktın mı ne? böreğimiz tamamen patatesle yapılmış. Aman yarabbim. Evet. Afiyetle yiyeceğiz. Lezzetli tavsiyeler devam ediyor ama ben biraz burada kalacağım. Kuzine'deki yemekler tadılmak üzere beni bekler. Evet. Birer kaşık alıp geliyorum bir sonraki konuya. Lütfen kızmayın bana. Yani bizim için hazırlamışlar. Ben onların tadına bakmam lazım. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Birazdan görüşürüz. Afiyet.